Arkadaşlar merhaba. Bugün 21 Şubat 2024 Çarşamba ve güzide vilayetimiz Şanlıurfa'dayız. 9 koşulu bir program var Şanlıurfa'da. Güzel bir program var. Evet, hemen değerlendirmelerimizi yaptık arkadaşlar. Güvendiğimiz hatları yazıyoruz. Şanlıurfa'da, yani Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa buralardaki, özellikle Şanlıurfa'da. Çünkü yani ne kadar çalışma yaparsak yapalım, kurulu bir düzen var, o işliyor. Orada ben kesinlikle Şanlıurfa'yı çok seviyorum gerçekten. Doğu vilayetlerimizi, defalarca gittiğim yerler zamanında. Fakat at yarışlarında bambaşka bir dünya dönüyor maalesef. Ben tavsiye etmiyorum. Şahsen ben Şanlıurfa'nın oynanmasını tavsiye etmiyorum. Onun yerine yabancı yarışları ağırlık verin, çok daha iyi. Evet, değerlendirmemiz şu şekilde arkadaşlar. Birinci koşu 17-15'te Maiden, 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar bunda. 7 numaralı Çığlıklı Fırtınası İsa Kavus, 8 numaralı Nazlı Fatma Mehmet Şakir, 9 numaralı Mona Lisa Smile Abdullah Çanka ve 2 numaralı Aşan Kamil Menderes Avşar. İlk kez koşacak ama Lionheart yavrusu. Evet. Yani burada bir saf bir Amerikan hattı görüyoruz Aşan Kamil için. 7, 8, 9, 2 bu birinci koşu. 4 atla burayı geçmeye çalışacağız. İkinci koşuya baktığımız zaman handikapı 14. 4 büyük garajlı Araplar 1700 metreye çıkacaklar. 5 numaralı Jargon. Burada yine yamaklar burada beraber. İzzet'in Güreke. İlk atımız 3 numaralı Al Nasip. Murat Akta. Ve 4 numaralı Sancaktar. Levent Taptık. Evet, yavaş yavaş bunların isimlerini öğreniyoruz artık. 5-3-4. Gerçekten başarılı olmasını istiyoruz tabii bu genç arkadaşların da. 5-3 ve 4-3 atla geçeceğiz. İkinci ayağı. Üçüncü koşu İdili Plese'nin ilk ayağındayız. Şartlı 3. Dişilere ait 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada ilk bankomuz geliyor. 1 numaralı Gül Matra, Sami Kaplan'la banko. Kısalan mesafe daha çok işine geliyor. Zaten geçen koşuda Pinakola da onu yakalamaya çalıştı. Başarılı olamadı. Yani burada mesafenin kısa olması Gül Matra'yı iyice rahatlattı. Hakkınla burada yerlerinden bir koşu olursa Gül Matra'nın beyaz bayrak aynı yapması gayet doğal olur arkadaşlar. Biz burada bir numarayı bank olarak görüyoruz. Hani Balık Kızı burada tabii ne yapar o merak konusu. Biz onu değerlendirmemizi almıyoruz. Yani banko bir. Dördüncü koşuyla beraber altılı gayan başlıyor. İkinci altılı Maiden. Üç yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Dört numaralı Çakal Junior Yunus Çelikbaş. Burada ilk adımız Çakal Carlos yavruları. Bazen görüyoruz. On numaralı Rosa is here. Evet, Rosa burada. Atın ismi. Ferit Yardımcı. 5 numaralı Engadin İsa Akyavuz. Ve 1 numaralı Agent Storm Menderes Avşar. Aslında normalde bu 4 atın dışına kola kola çıkmaması lazım. 4, 15 ve 1. Ama varsa atınız burada meydandan çıkacağına inandığınız at ilave edersiniz. İlk ayaklar bir de. Biliyorsunuz bu altıların ilk ayakları. Genelde sıkıntı ama bu aralar biraz böyle daha çok normal atlar gelmeye başladı. Herhalde demişler ya arkadaşlar bu kadar çok abardık yani. Abi aylardır biz aynı senaryo içerisindeyiz. Beşli gayan alacağız diye. Birinci ayakları feda ediyoruz. Milletin gözünün içine baka baka sonuncu atları getiriyoruz. Biraz böyle frene basalım. Biraz normal atlar gelsin ya falan demişler herhalde. Ben öyle düşünüyorum yani. Evet. Beşinci koşu handikap 15. 4 yaşlı Arapların 1300 metreye çıkacaklar. 3 numaralı Köyciğiz Ferit Yardımcı ile Banko. Evet. Arkadaşlar iyi atta iyi joker abinin açıkçası burada gördüğünüz üzere hani Diyarbakır'da başladı. 1'de 1 İsa Katar'la. Daha sonra Müslüm Çelik ele aldı. Ankara, Ercan Çankaya Ankara, Ali Kaçmaz Ankara. Tamam burada gördüğünüz gibi bir anda böyle tabii şartlı 3'ler, şartlı 5'ler havalarda uçuştu. Daha sonra tekrar doğu vilayetlerine geldik. Kendini buldu at. Gördüğünüz gibi son 5 koşusunu baz aldığımız zaman İki tane ikincilik, iki tane birincilik var. Burada handikap 15'te biraz zorlanmış. Şimdi burada biz tekrar handikap 15'te tecrübe sahibi olduğunu ve işlerini ilerlettiğini, bu grubuna çok uygun olduğunu düşünüyoruz. Üçü banka atıyoruz.
Altıncı koşu Haliliye Belediye Başkanlığı koşusu. 238 bin liralık bir koşu bu. Tabii Doğu vilayetlerinde bu rakamla gayet güzel kısa vadeli bir de. 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Burada net bir bankomuz var. O da tamam ben anlıyorum yollar az banko yapacağız. Ama yani iyi at iyi attır arkadaşlar. Hani tecrübesi de var hani gelmiş Şanlıurfa'ya daha evvelen o almış onun havasını. Ha, gelmeye de bilir. Daha Haziran ayından beri bir arası var. Biz burada yel sesi ve yol arası ikisini de banko atacağız. Aksi takdirde burada Sararhan, Alganhan, Dört Nalabey, Tilki Endire, HDP bunların da yazılması gerekecektir. Biz şu anda tekrardan tek olarak görüyoruz arkadaşlar. Seçimimiz tek olarak. Biz zaten geniş alan kalsın size. Sizler de istediğiniz teklerin yanına kendi adlarınızı yazarak geniş olmayan bir kupon yapıp burada para kaçırmama adına olumlu bir hareket yapmış oluruz. Yani siz burada biz daha çok geniş kupon yapmaya teşvik etmeyeceğiz Şanlıurfa'da. Daha çok küçük kupon yapmaya teşvik edeceğiz arkadaşlar. Boşuna para kaçırmanın bir anlamı yok. Ben tabii burada küçük arkadaşlarımızın özellikle uzak durmasını tavsiye ediyorum. 18 yaşından küçükler için bu tip arkadaşlar, bahisler falan bunlar sakıncalıdır. Kesinlikle ekip olarak tavsiye etmiyoruz biz. Bilginiz olsun. 7. kuşu Maiden 3 yaşlı İngilizler'de 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 2. altının 3. bankosu geliyor. 2 numaralı Icardi Ferit Yardımcı ile banko. Yani bu atı tuttular. Buraya geldi. Adana'daydı zaten. Atı buraya getirdiler. Çıkartmak istiyorlar bir an evvel. Anladığım kadarıyla. Evet. Icardi burada. Yani sahip falan değişikliği de yok. Hiçbir şey değişikliği yok. Yani demek ki çıkartmak istiyorlar burada bir şekilde. Arkadaşlar. Maiden'dan. Banko. Icardi banko. 8. koşu handikap 16, 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Evet, burada baktığımız zaman evet, arkadaşlar bu da handikap 16 mücadelede kalabalık tutacağız buraları. Mecburuz arkadaşlar. 3 numaralı Sarigrad Mahmut Ünlü, 4 numaralı Kenanlı Mehmet Şakir, 1 numaralı Arap Çelik Ferit Yardımcı, 9 numaralı Dikme Ağası Mehmet Emin Doğan, 10 numaralı Koşar Zeynel Mehmet Doğan, 11 numaralı Hedefi Gör Ali Şambar ve 12 numaralı Muro Başkan Hasan Altunda. Şimdi buralar arkadaşlar kalabalık olması gereken yerler. Ama bizim görüşümüz bu, ama siz burada içinden çekebilirsiniz, ona göre küçültebilirsiniz. 3, 4, 1, 9, 10, 11 ve 12. Çünkü şimdi 3 tane bankomuz var ikinci altılda. Yani biraz daha yazmak lazım. Hani tutar da gelirlerse ona göre sizler de değerlendirebilirsiniz. 9. kuş handikap 14. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. 18 tane safka var. 11 numaralı Blue Sea Wind Hasan Altundağ ile ilk atımız. 8 numaralı Anarkia İsa Akyavuz. 13 numaralı Noble Blossom Mehmet Doğan. Evet. 16 numaralı Black Devran İsa Katar. 15 numaralı Kanekon'un oğlu Ferit Yardımcı. 2 numaralı Ginseng Mehmet Şakir ve 1 numaralı Anadolu Fatih Mehmet Emin Doğan. 11, 8, 13, 16, 15, 2 ve 1 diyoruz. Yani buralar bu iki ayak arkadaşlar kalabalık, ama burada tabii bu vermiş olduğumuz atları bizim çalışmamızın neticesine çıkan atlar. Ama burada sizlerin kendi atı varsa ya ilave edin veya çıkartın. Yani tamamıyla şu iki ayakta arkadaşlar özgürsünüz. Çünkü 3 tane bankomuz var. Takdir edersiniz ki yani biraz da buralara at yazmak lazım diyoruz. Çünkü zaten kalabalık 18 koşu. Evet, bugün başka neler var? İstanbul var. İstanbul'da da güzel bir çalışma yaptık. 7 koşulu programda 2 tane net bankomuz var İstanbul programında. Arkadaşlar Premium Star üyelik almaya çalışalım. Yani başarımız %80 yabancı yarışlar olsun, Türk yarışları olsun, net bu. Zaten bizi takipçilerimiz biliyor, bilen biliyor yani, ama yeni takip eden arkadaşlar tabii eğer kazanmak istiyorlarsa burada bizim yayınlarımızı
Premium Star üyelere ait olan 12 ve 1 arasında vermiş olduğumuz özellikle yayınları takip etmenin de büyük yarar var diyoruz. Evet, herkese bol şans, hoşça kalın.